İki Gözümüzün Çiçeği, Çöpçüler Kralı filmini bambaşka gözle seyretmenize sebep olacak bilmediğiniz detaylar. Filmin çekildiği yıl Kemal Sunal ve Ayşen Guruda 33, Şener Şen 36, Erdal Özyağcılar ise tam tamına 29 yaşındalar. Ancak Abdi Şakrak, Gazino günlerinde gazetecilere kendisini 29 yaşında olarak tanıtır. Filmin çekildiği yer herkes tarafından merak edildiği için ilk önce onu açıklayalım. İstanbul'da yaşayanların fark etmeden geçtiği Cihangir'de bulunan Güneşli Sokak ve Susam Sokak. Er ne kadar bir arada anılsalarda İlyas Salman ile Kemal Sunal'ın bir arada olduğu iki filmden ilki Çöpçüler Kralı. Diğeri de 1978 yılında çekilen Kibar Feyzo. Şener Şen bu filmde gösterdiği muhteşem performansı ile 15. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Hacer'in aslında dört tane birbirinden illegal abisi vardır, ama biz dördüncü ve büyük abiyi hapishanede olduğu için göremiyoruz. Abileri illegal işlerden kazanç sağlayan, temizlikçilik yaparak ailesine bakan Hacer, zabıta amiri Şakir ile aslında aşık olduğu için değil, statü kazanmak için evlenmek istemektedir. Memuriyet, işte tam da bu dönemlerde büyük bir itibar kazanmıştır ülkede filmdeki şeker, ekmek ve tüp kuyruğu, dönemin o buhranlı geçim derdini çok iyi özetler. Hatta gazeteci çocuğun hükümetle ilgili ve sağ sol tartışmalarını verdiği haberler de yine bize çok şey anlatır. Fotoğrafta görmüş olduğunuz kişi de Beyoğlu Belediyesi'nde çalışan görevli Mehmet Konuk. Kemal Sunal çekim boyunca Mehmet abiyi izlemiş. Hatta filmde kullandığı el arabası ve süpürge Mehmet abiye ait. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın söylediğine göre, Kemal Sunal bu karaktere adapte olabilmek ve iyice özümsemek için çekimler boyunca evde filmdeki üniforma ile dolaşmış. Filmin yapım ekibinde, bir sene önce 1976 Kemal Sunal ile karşılıklı oynayan Hababam sınıfının çalışkan Ahmet'i var. Ahmet Sezerel, bu filmde yönetmen yardımcısı olarak çalışmış. Filmin yönetmeni ise usta isim Zeki Ökten. Senaryo ise çok iyi bir toplum gözlemcisi olan Umur Buge'ye ait. Abdi'nin Hacer'i, belediyemizin parkına hoş geldiniz efem diye karşıladığı park da Cihangir Parkı. Ancak ne o parktan ne de Abdi ile Hacer'den bir iz var artık. Çünkü parkın yerine otopark, otoparkın üstüne de yeni bir park yapıldı. Hacer'in kaçak sigara satan illegal abilerinden biri olan Necdet Doğan, filmin aynı zamanda yapım sorumlusudur. Politik göndermeleri bol olan ve dönemin sosyal havasını muhteşem bir şekilde yansıtan Çöpçüler Kralı sadece bir komedi filmi değil, eleştirileri ilmek ilmek işlemiş bir başyapıttır. Çöpçüler Kralında gördüğümüz sokak bir dünya ve filmdeki her karakterde bir sınıftır aslında. Abdi Alt kesimi, Hacer ve ailesi halkı, Zabıta Şakir Burjuvayı, gazeteye yazarak hükümeti düşüreceğine inanan mahalle Sakini de Aydın kesimi temsil eder. Gazeteye yaza yaza hükümeti düşürmeye çalışan adam aslında Umur Buğey'in her senaryosunda bulunan camdan sarkan adam figürüdür. Bakınız, Bizimkiler dizisindeki Cemil, Kapıcılar Kralı filmindeki dedikoducu teyze